Evet sevgili dostlarım, Kaşgar Televizyonu'nun sevgili seyircileri, tekrar bir hafta aradan sonra sizlerle beraber olmanın yine mutluluğunu, keyfini, hazzını yaşıyoruz. Sevgili dostlarım, Batı Karadeniz şivesiyle yapmış olduğumuz programlarımızın bu akşamki bölümü Bursa'dan İnegöl'den sizlere takdim edeceğiz. Bu hafta dolu dolu bir hafta olacak. Bu hafta yine inanılmaz sanatçılarımız var. Kastamonu Seyfi ve İrem Bal bizlerle beraber olacak. Bizleri izley. Bu akşam Babakay inanılmaz derecede ağzım tavan süpürüyor. Bildiğiniz gibi değil. Çünkü bu akşamki gerçekten sanatçılarım inanılmaz derecede müthiş sesleriyle beraber bu akşam gümbür gümbür bir programa, eğlenceye hazır olun. Aynı zamanda İnegöl'den misafirimiz var. Ve bu program Mobilium AVM, Sural Mobilya, Mustafa Sural'ın destekleriyle olacak. Ve mağaza müdürümüz Bahtiyar Okuş bizlerle beraber olacak. Şu anda yanımızda. Ve ben bir şarkı aldıktan sonra Bahtiyar abiyi de alacağım. Ama Bahtiyar abiyi bekletmeyeyim ben be. Alıvaray, gel Bahtiyar abi. Evet, alkışlarınızla. Gel bakalım sevgili abi. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız abim? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizim mikrofonumuz var değil mi? Tabii. Evet sevgili abicim, şöyle bir alalım. Bizi şu anda Türkiye'de mobilya sektöründe bütün dostlar bizi izliyorlar. Evet. Ve ben yaklaşık iki haftadır neredeydim? İnegöl'de. İnegöl'de. İnegöl'ün gerçekten duayenleri, mobilya duayenleri Türkiye'mizde isim yapmış duayenleriyle ben tanışıklık yaptım. Gerçekten herkesin görmesi gereken, tanıması gereken mobilya sektörünü biz bu akşam sizlere tanıtacağız. Yine İnegöl'de ve Türkiye'de ve bütün dünyaya ihracat yapan güçlü bir firmamız Sural Mobilya'yı bu akşam sizlere tanıtacağız sevgili seyircilerim. Aynı zamanda yine Bahtiyar abimizle beraber güzel görüntülerimiz oldu. İnşallah. İnşallah Sural Mobilya inşallah güçlü bir mobilya sektörü kalitesiyle, modelleriyle gerçekten göz dolduruyor. Siz de zaten göreceksiniz modellerini. Ben tekrar Bahtiyar abiye hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sefalar getirdin diyorum. Ve bir iki kelime alayım sizden. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi evet. Seyredenlere. Bu kadar yani diyeyim. Daha görüşeceğiz tabii ki. Tabii muhabbetimiz bol olacak. Evet. Biz firma sahibimiz Mustafa Sural'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz. Evet. Şöyle alayım abi sizi. Bakalım mobilyalarımızı beğenecek misin? Bakalım beğenecek misin? Evet. Tabii ki mobilya sektöründen gelen bir abimiz olarak gerçekten inanılmaz derecede gittik gördük. Abi çok fena. Öyle bir mobilya var ki gitmeyizi görmeyizi ben yürekten istiyorum. Ve alkışlarınızla Kastamonulu Seyfi'yi sahneye davet ediyorum. Gel bakalım kıymetlim. Sürfünü kaşın üstüne saramış sürfünü kaşın üstüne düştü gönlüm bir sevdanın peşine düştü gönlüm bir sevdanın peşine
Etme güzel bu cefalar boşuna. Etme güzel bu cefalar boşuna. Yanar oldum ben bu aşkın yoluna. Yanar oldum ben bu aşkın yoluna. Bedavadır kassam onu güzelim. Çok nazlıdır kassam onu güzelim. Edalıdır kassam onu güzelim. Sevdalıdır kassam onu güzelim. Ceylan yatar yaylaların başında. Ceylan yatar yaylaların başında. Niraları Akerdan'ın döşünde. Niraları Akerdan'ın döşünde. Yeni girmiş 18'in başında. Yeni girmiş 18'in başında. Ben görmedim böyle güzel düşümde. Ben görmedim böyle güzel düşümde. Bedalıdır kassam onu güzelim. Çok nazlıdır kassam onu güzelim. Edalıdır kassam onu güzelim. Sevdalıdır kassam onu güzelim. Testisi de taş pınarın başında. Testisi de taş pınarın başında. Galeb oynar kirpi günde kaşında. Galeb oynar kirpi günde kaşında. Ne çileler verdin genç yaşında. Ne çileler verdin genç yaşımda. Gündüz hayalimde, gece düşümde. Gündüz hayalimde, gece düşümde. Bedalıdır kassam onu güzelim. Çok nazlıdır kassam onu güzelim. Edalıdır kassam onu güzelim. Sevdalıdır kassam onu güzelim. Evet. Kıymetli uşağımız hoş geldi. Hoş abicim, hoş bulduk. Safa geldi bakalım. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Nasıl bakalım? İyiyim, teşekkür ederim abicim. Sizler evet. Nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz işte be, ne yapalım. Allah affet versin. İlk defa alıyorsun seni. Evet. Maşallah sesiyle güzelmiş lan. Teşekkür ederim. La oynatıyorsun herkesi ya, maşallah fıyı var. Teşekkür ederim. Evet, bizleri Türkiye'mizin güzel insanları. Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu. Ve en çok beğenilen programı Ercan Gönültaş Show'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar diyoruz. Ve en büyük selamı Bursa İnegöl'e gönderiyoruz. Evet. İnegöl'le evet. Beraber
Tabii ki bizim kendi toprağımız Kastamonu'ya evet. Önce bir selam göndermem gerekiyor. Gönder, hiç durma gönder. Türkiye'nin şu anda her tarafından bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza ve değerli dostlarımıza selam evet. Olsun. İhsan Gazi'liyim ben abicim. Eyvallah. İhsan Gazi'den şu ne anda kadar güzel. İzliyorlar. Bizi izleyen dostlar var bir arada. Hepsine çok evet. Selamlar, saygılar. Şive zaten Kastamonu şivesi biliyorsunuz. Kastamonluyuz evet. Kastamonu. 25 tane ilde konuşulan bu şivenin biz şu anda Bursa ayağındayız. Allah nasip ederse Bursa'nın şu anda keşini yiyeceğiz. Yaklaşık 3-4 ay boyunca o bölgelerden biz mobilya sektörünü ve daha değişik işte Bursa'nın gene kestane şekerini tanıtacağız. Bursa'ya has daha başka nelerimiz İnegöl var? Bizim, köftesi. Efendim? İnegöl köftesi. İnegöl köftesi var. Aynen. İnegöl köftesini de tanıtacağız. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bursa'nın buyurun. Zeytinleri çok iyidir. Zeytin Gemlik'te tabii ki aynı Gemlik'te zamanda. Ama zeytinleri de evet. Çok iyidir. Evet. Ben fazla bekletmeden yine tabii ki şimdi az sonra yine Talha Timurhan Bey'le Mobilyum'un AVM'nin yönetim kurulu başkanı ile röportaj yaptık. Az sonra o röportajı vereceğim. Yine Indoma firmasının aynı zamanda sahibi kendisi. Yine Aysun Hanım'la tanıştık. Aysun sanatçı ile tanıştık. Yine reklam başkanı Metin Baydar'a buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ve Sural Mobilya'nın destekleriyle Mustafa Sural'a tabii ki sevgiler, saygılar sunarak programımızı devam ettiriyoruz. Kız bana bak, ne oturuyor orada sen? Oturma mı geldi buraya? Ha? İrem? Evet sevgili seyirciler, ilk defa alıyorum İrem Hanım'ı. İnşallah soy ismi İrem Bal. Anayı var işte. Bal gibi bu akşam bir programa hazır oluyor bakalım. Evet, alkışlarınızda, alkışlar eyvallah kızlarım. İrem Bal! Saymakla bitmez ki yolu. Her ilçemiz ayrı güzel. Saymakla bitmez ki yolu. Pirincinden sarımsa, ilçe ilçe köy buca. Bildim en güzel kıta Kastamonu'm Didekosya. Pirincinden sarımsa, ilçe ilçe köy buca. Bildim en güzel kıta Kastamonu'm Didekosya. Çideşen pazar ağlıyor, selam olsun toprağıma. Çideşen pazar ağlıyor, selam olsun toprağıma. Çatal zeytin doğan yurda, pınar başından bozkurta. Küre abana araca, selam olsun toprağıma. Çatal zeytin doğan yurda, pınar başından bozkurta. Küre abana araca, selam olsun toprağıma. Taş köprüye İhsan Gazi seydilere İnebolu Daday taş köprüye Kastamonu merkeze de
selam olsun hemşerime. Kastamonu merkeze de selam olsun hemşerime. Pirincinden sarımsa ilçe ilçe köy bucağı. Bildiğim en güzel kıta Kastamonu'm bir de Tosya. Pirincinden sarımsa ilçe ilçe köy bucağı. Bildiğim en güzel kıta Kastamonu'm bir de Tosya. İrem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın bakayım? Çok teşekkür ediyorum. Gel bizim gıççımızımız. Hoş geldin, sabah geldi bakalım Gıç. Hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için öncelikle size ve Kaçkar TV ekranlarında bizleri bekleyen, stüdyomuzda olan herkese teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu saate kadar bizleri beklediler kavuşmak için. Aynen öyle. Evet. Evet, bir saçı çekeyim mi Gıç? Saçımı mı? He. Çekebilirsin. Çekeyim mi? Çek. Şu kadar çekeyim mi? Şöyle hiç de çekmedim vallahi Ercan abi. Çekemeyim ben seni kız. Sen benim hemşerimsin. Çok teşekkür ya. Ediyorum. Ben sana kıyabilir miyim ya? Çok teşekkür ediyorum Ercan. Hiç kıyacağını zannetmiyorum. Yok Rıman. Maşallah. Bomba gibi geldi ya. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Güzel giyinmişsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Valla seyredenler bayılırsa. Ben de onlara kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Şu anda burada ekranların başında gerçekten bizleri izleyen çok yoğun bir Kastamonu kitlesi var. Var değil mi? Bu akşam bizlere dediler ki İrem Hanım ve Seyfi Bey. Seyfi Bey ile birlikte zaten şu anda buraya kadar geldik. Kız yalnızca Kastamonu mu? Kastamonu'dan Karabük bizi izleyen var. Karabük'ten de var. Zonguldak bizi izleyen. Olmaz olur mu? Bartın, mutlaka. Bartın zaten bizi izleyen. Mutlaka yani. Bolu ne güne duruyor? Daha ne? Daha nereye saçız? Düzce var. İstanbul'da var. Adapazarı var. Ankara'da var. Sinop'ta var. Kocaeli var. Çankırı'da var. İlegal aynen var. Doğru söylüyorsun. Çankırı'da var. Daha ne sayalım? İnecik'te var ya. Ya hepsi var. Tüm Türkiye. Alama ya ben seni. İnegöl'de var ama İnegöl'de var. İnegöl gibiyiz diyor. İnegöl. Patladı gidiyor. Tek tek hepsini saydık herhalde. Daha. Saymadığımız kaldıysa efendim onların affına sığınıyoruz şimdiden. Şu anda gerçekten Bursa'dan yine Burhanettin Başkan Zonguldak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Burhanettin Bey bizleri izliyorlar. Evet, evet. Buradan ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Biraz biz de teşekkür ediyoruz. Yapacağız. Biz de teşekkür bütün dernekler, ediyoruz. Almanya'daki bütün Zonguldak'taki bütün dernekler ve belediye başkanlarımız bizi izliyorlar şu anda. Selam olsun hepsine. Saygılar sunuyoruz. Tüm alanlarda başarılar diliyoruz kendilerine. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostum, bizi... İlk şeyimiz vardı, 2 dakikalık bir görüntümüz. Mobilyum'un başkanı Timurhan Bey'i verelim. Allah izin verirse. Kaçkar Televizyon sevgili seyircileri, şu anda Bursa İnegöl'deyiz. İnegöl'de Mobilyum AVM'nin yönetim kurulu başkanı, İlmoda firmasının sahibi Talha Timurhan Beyefendi ile beraberiz. Merhaba Talha Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Mobilyum'dan biraz bahsedebilir misiniz sevgili başkanım? Valla Mobilyum, sizler de herhalde ilk defa geliyorsunuz bilmiyorum da. Evet, ilk defa geliyoruz. Muhteşem geliyorum. Bir yer. Yaklaşık 225 bin metrekare kapalı alanı var. 200'den fazla üretici mağaza var. Türkiye'de rol bir model. 50 üyenin bir araya gelip hayallerle yola çıkıp hayallerin umut olduğu, umutların gerçeğe dönüştüğü bir proje. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Firma sahiplerimiz de inanılmaz derecede mobilyalarıyla, konseptleriyle çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Alınması gereken yer. Aynı zamanda gelinip buradan alışveriş yapılması gereken bütçeye de gayet kaliteli mobilyaları buradan temin edebilecekleri bir alan haline getirmişler. Ben yönetim kurulu başkanımızı Talha Timurhan'ı tebrik ediyorum. Böyle bir güzel müteşebbisleri bir araya getirip böyle güzel bir organizasyonu bir araya getirdikleri için gerçekten tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bizim sloganımız var. Bunu da duyurmak istiyorum. Üreticiler bir arada, hesaplı alışveriş burada diyoruz. Mobilya İnegöl'de üretilir, mobilya İnegöl'den alınır. Başkanımız öyle de ya, biz de doğru söylüyoruz ve buraya sizleri bekliyoruz. Sevgili seyircilerim,
İnşallah önümüzdeki günlerde mobilyamın da inşallah sizlerle tanıtımını yapacağız. Başkanımız bize destek veriyor, sağ olsun, var olsun. Buradan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı. Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi Talha Timurhan başkanımızla yapmış olduğumuz program röportajdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sevgili seyircilerim, Mobilium AVM'nin Mobilya AVM'nin destekleriyle Sural Mobilya'nın destekleriyle Mustafa Sural'ın destekleriyle programımız kaldığı yerden devam ediyor ve şimdi Kastamonu Sevgi'den bir şarkı daha alalım. Tabii bu akşam bayağı bir görüntülerimiz var sevgili seyircilerimiz. Dolu dolu programımız geçiyor. Alıbayalım bakalım. Ne geliyor? Uşağımız gel. Gel bakalım şöyle uşağımız. Yıldızlar beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar. Aşk, aşk, aşk yüzünden ızdıraba kul oldum. Ömrüm böyle tükendi, ne kadar zalim yıllar. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi verdiyor. Kim görse şu halimi bir daha aşk yüzünden Arap saçına döndü. Çözdü beni Arap saçı. Çivi çivi söker. Ah budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Arap saçına döndü. Çözdü beni Arap saçı. Çivi çivi söker. Ah budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Sen gittin saçlarıma, erimez karlar yağdı. Mevsimlerin tadı yok, baharım sende kaldı. Ansızın gidiverdin, haber bile vermedin. Hem kendin harap oldun, hem beni benden ettin. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi verdiyor. Kim görse şu halimi bir daha sevmediyor. Aşk yüzünden Arap saçına döndü. Çözdü beni Arap saçı. Çivi çivi söker. Ah budur bunun ilacı, ah budur bunun ilacı. Arap saçına döndü, çözdü beni Arap saçı. Çivi çivi söker. Ah budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Oh!
onu Sevgi'ye teşekkür ederiz. İnşallah işlerimiz Arap saçına dönmez. İşlerimiz sonuna gider diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? İnegöl'e gidiyoruz ve şimdi sevgili abimize tekrar gene Bahtiyar abimize hoş geldin. Sabah geldin. Hoş bulduk. Agacığım. Efendim. Ne diyeceksin sen? Sizden bu işi aldıktan sonra diğer firmaları gezmeye başladım. Dedim ki bu hafta dedim Sural Mobilya, Mustafa Sural'ı tanıtacağız dedim. Tamam. Oradaki diğer firmalardaki çalışanlar var ya. Evet. Kime, kim gelecek dedi temsilci olarak dedi, mağaza müdürü olarak dedi. Bahtiyar dedim, Okuş. Abi dediler, tam adamı vallahi dediler. Bakın tam adamı yakalamışsın dediler. Gerçekten dünya güzeli bir abimiz. Ve Mobilyum'da AVM'de gerçekten çok seviliyor. En az orada 30 tane değil mi? Recep kardeşim. 30-40 tane firmayı gezdik. Ve orada sevilen, takdir gören bir abimizi şu anda burada misafir etmenin biz keyfini, hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz. Eyvallah. Biraz Mobilyum AVM'den bahsedelim sevgili abim. Şimdi az önce... Aynı zamanda emekli banka, aynı zamanda müdürümüz. Yani öyle sıradan bir adamları almayala AVM'lerde çalıştırmayala. Böyle potansiyel sahibi insanları alıyala. Anayı var işte. Böyle bir insanı geldik ve tabii ki Ercan Göntaş şov farkı bu. Çıkartıvadım buraya. Agacığım. Şimdi az önce bizim yönetim kurulu başkanımız zaten size bir söyleşi yaptınız. Evet. Sesimiz geliyor değil mi? Oradan açıver sesimizi. Dolayısıyla şimdi ben onun üzerine laf söyleyecek olursam baştan alayım. Avrupa'da tek olan bir alışveriş merkezi. Değil mi abi? Mobilya dalında. Kesinlikle. 225 bin metrekare alanı kurulan, A ve B etabı olan. Evet. İçerisinde 200 tane üretici firmayı barındıran bir yer. Aynen öyle. Yani Mobilyum AVM. Aynen öyle gerçekten. Bunun içinde. Bir de lüks, lüks. Lüks yani. Bunun içinde. Yani şimdi, Türkiye'de böyle bir yer yok, var mı dersiniz? Yok, yok. Yok. Maalesef Avrupa'da biliyorum. Avrupa dizaynında lüks bir yer gerçekten. Burada. Ya illa da mobilya almaya gitme. Bir de orayı görmeye de gideyim. Böyle bir yer. Anayı var işte be. İlla mobilya almak şart değil. Anlıyorlar, onları anlıyorlar. 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 Hemen mobilya almaya gideyim tabii canım. Sadece, tabii, sadece mobilya mağazaları değil. Evet. Kafelerimiz, restoranlarımız. Çocukların oyun oynayacak alanlar. Aynen öyle. Bebeklerin bakım odaları. Kesinlikle. Ya her şey mevcut burada. Var. Yok yok. Her şey mevcut. Yani siz geldiğiniz zaman mobilya AVM'ye ne güneş görüyorsun, ne kar görüyorsun, ne yağmur görüyorsun. Namaz vakti mi geldi? Evet desen namaz duyuyorduk oğlum. Vallahi o da var. O da var. Değil mi? Hepsi var yani. Hepsi var. Şimdi ha. Orada güneş görmüyorsun, kar görmüyorsun, yağmur görmüyorsun, soğuk görmüyorsun. Giriyorsun ailenle beraber, çocuklarınla beraber. Mobilya ihtiyacını nasıl, mobilya ihtiyacını kim nerede olursa olsun karşılıyorsun. Kaliteyi de bir de ucuza tabii diyorsun. Yani orada kalite yani. Biz bu... Kastamonu'dan biniyorsunuz, İnegöl'e geliyorsunuz, veriyoruz para zaten orada cebinize iade ediliyor. Ucuz zaten, ucuz. Mobilya ucuz, gideceksiniz. İnegöl'den mobilyayı alacaksınız. Bir gideyim bir göreyim. Ben gördüm. Böyle ağzım bir karış açık kaldı. Böyle. Böyle. Vallahi billahi. Böyle bir yer var mı dedim la. Vallahi var. Evet. Mobilya AVM'de böyle güzel modeller. İnanılmaz modeller. Ben zaten evimdeki eşyalardan var ya şimdi midem bulanıyor. Midem. Vallahi midem bulanıyor. Artık onları bir tane firma sahibine diyeceksin ki la bunları atalım diyeceğim ben. Yeni mobilya alalım oraya diyeceksin. Değil mi aga? Artık yetmez gerekiyor. Belli bir aşamadan sonra yenilemek gerekiyor. Agacım be, şurayı da var ya, şurayı da aslanlar gibi böyle bir şey de dikelim, yapalım bunları. Vallahi yapalım. Mustafa Agam benim, yapa. Hallederiz. Vallahi yapa. Beceri de vallahi. Evet, sevgili dostlarım. Agacım, oraya geldim, çektim ya. 18 dakika görüntümüz vardı ya. Harun kardeşim. Onun yarısını böyle bir 9-10 dakikasını verelim millet bir görsün bakalım ağzını aynı ben gibi şöyle bir açıp böyle bir görsünler. Sevgili seyirciler şu anda Bursa'dayız. Bursa İnegöl'deyiz ve İnegöl Mobilyum'un şu anda içerisindeyiz. İnanılmaz bir alan, muhteşem bir mobilya mağazaları var burada sevgili seyircilerim. Vallahi billahi bir göreceğiz siz. Bir mobilyala var burada, bir mobilyala.
aklı yüzdür vallahi. Evde var kendi mobilyamız, vallahi billahi sevmezsiniz, istemezsiniz. Şimdi bir tane bir mobilyacıya gidelim bakalım burada. Neymiş burası? Burası Sural Dea, Sural Mobilya Dea. Evet, sevgili seyircilerim şu anda bildiğiniz gibi değil, süper bir alan içerisindeyiz. La gelsene buraya, la gel lan gel. Bildiğiniz gibi değil, bu inanılmaz bir mobilya. Burayı bir şey yapalım bakalım. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Agacığım, nasılsın bakalım? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Vallahi bir İstanbul'dan kalktık. Dedik, geçen hafta da Modef'in tanıtımına geldiydim ben. Hayırlısı bu hafta olsun. Sağ olun. Bu hafta da dediler abi, mobilyum var dediler. Oraya gel dediler. Bir göreceğiz dediler. İnanılmaz bir alan içerisinde kurulmuş evet. Bir mağazalar var dediler. Ben de girmedim işte. İyi yapmışsın, hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Agacığım adı ne bakalım? Bahtiyar. Bahtiyar soyadıyla vardı o. Okuş. Bahtiyar Akış abimle beraberiz şu anda. Agacığım, aboy bu ne la? Nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben var ya nereye bakacağımı sabıttım. Vallahi billahi. Tanıtayım sen de sizi. Tanıtın. Şuradan başlayalım bakalım. Ana cumane, o ne la? Burası bir yemek takımı. Evet. Masa, 4 sandalye birden. Sevgili seyirciler. Padişah masası gibi yemin ediyorsun şart olsun. O ne böyle be? Çok güzel bir masa. Evet. Burası duvar ünitesi, bu da konsol ve aynası. Evet. Bu bir yemek takımı oluyor. Genelde halkımızın tercih ettiği bir yönde. Bunun özelliklerini anlatayım ben size. Tamamen ahşap bir ürün. Evet. Ceviz kaplama. Süper. Üzerindeki beyaz olan kısımlar akrilik boyadır, oto boyası yani. Bunlar pasta poliş olan ürünler. Süper. Kullanışlı, güzel bir ürün. Bunun da yatak odası var, istersen onu da göstereyim evet, size. Gösterin, gösterin. Gösterin bakalım. Şimdi bu yatak odamızda evet. Şifanya, komodin, karibu, gardıroptan itibaren evet. Bu ürünümüzün de yine beyaz ve cevizden oluşmaktır. Ceviz olan kısmına tamamen ahşap, beyaz olan kısmına tamamen medifeden oluşur. Ama özellikle boyalar da akrilik boyadır. Yani pasta poliş yapılan araba boyasıdır. Uzun ömürlü bir ürün. Değil mi? Tabii, uzun ömürlü. Araba boyası gibi. Aynen. Zaten bunu pastacıyla evet. Yapabiliyorlar evde kendi. Alırsın 2 lira 3 lira pastacıyla. Evet. Pamuklara paralatırsın. Çizik müzik varsa yapılır. Raylı sistem. Raylı sistem. 10 numara. Sevgili seyircim bir baksanıza şu ürüne. Böyle bir şey gördüğüm anam içinde ışık mı bu ne? Vallahi ışıklı ışıklı. Bildiğiniz gibi değil. Anam şu yatağa baksanıza ya. Anıcıma ne? Bu neymiş böyle? Süper vallahi. Bunu alan var ya. Burada bayanlar için özellikle bölümleri falan da var burada. Evet. O günlerde var. Değil mi? Aynen. Süper. Çok güzel. Maşallah. Evet. Çok güzel. Tebrik ederim. Bahtiyar Agacığım. Geçelim bakalım. Alan burada ne var? Burada. bunun adı Ziya. Ziya. Ha, merhaba Ziya. Galiba senin sevmedi galiba. Senin sevmedi konuşmadı. Ya beni sevmedi olsun be. Ziya bak beni sevmedi mi lan? Severler severler. Severler mi? Severler. Tamam. Evet. Bu sefer de koltuğumu anlatayım size. Evet. Gel bakalım arkadaşlar, şöyle. Koltuğumuz tamamen evet. Fırınlanmış gülgen ağacından elde edilmiştir. Evet. 36 danse sünger hasıldır bunda. Danse nedir? Danse 1 metreküpteki hacmi yoğunluğudur süngerin. Evet. Bu da en üst seviyede olan 36 danse süngerdir. Üzerindeki kumaş ithal kumaştır. Antibakteriyeldir. Uzun ömürdeki tutmayan bir kumaştır. Tamamen gülgen ağacından yan kollarını görürsen tamamen ahşap bir üründür. Alman motoru vardır üzerinde. Alman motoru. Tabii, evet. Evet. Elektronik bir üründür. Evet. Basınç düğme evet 300 kiloyu çekebilir. Ana cumane yani gidiyoruz. Üzeri 300 kilo olursa çeker. Değil mi? Tabii 300 kiloyu falan çekiyor. Sevgili seyircilerim bay bay. Ben bay bay. Alman motoru 5 yıl garantili. Değil mi? Tabii ithal bir ürün. Evet ama o çok kumaşlarımız da ithal bir ürün. Yani antibakteriyeldir kumaşlarımız. Yani kolay kolay böyle bakterinin yaşamadığı bir kumaş türü. Çok güzel. Yani kalite üstün bir kalite. Şurası da çok güzel. Sevgili abi, seyircilerim. Bunu özellikle evet. Belli ağrıyana falan evet. Bastı mı düğme yatak olacak bastı mı düğme yatağı koltuk haline dönüştürecek. Değil mi? Yani. Bastı mı yatak oluyor. Aynen. Daha sonra da koltuk oluyor. Koltuk oluyor. Aynen. Hı-hı. Her iki tarafında da evet. Kullanabiliyoruz kullanışlı aynen. Koltuklarımız. Hı-hı. Agacığım şurayı da bir tane topa.
Burası da aynı kalite olarak ürün kullanış açısından hepsi aynı. Sadece tasarımlar farklı. Değil mi? Bunlar da geriye gidiyor ya. Aynı şekilde Alman motoru yine bu şekilde açılıyor. Evet. Ha, bunun bir özelliği varsa bu koltuğumuzda işte. 2.25 boyundaki bir insanın yatabileceği bir ürün. Kollar yana açılıyor. Aynen. Yine kalite açısından aynı. Yani az önce bahsettiğimiz üründeki kullanılan malzemeler 30 saatten sonra sünger. Yine antibakteriyel bir ithal kumaş. Yani kalite aynı, sadece tasarımlar farklı. Anlıyoruz. Şurayı tanıtalım, ondan sonra oraya geçelim. Burası bakın. Sevgili seyircilerim, böyle bir yatak odası gördü yüzüme. Şöyle bir bakayım bakalım. Ceviz ve antresitten oluşan bir renk tasarım. Ceviz ve antresitten oluşan bir renk tasarım. Tamam. Cevizin natürel bir olayı, kaplaması. Tabii bu buraya dediğiniz zaman bizim halkımızın şu inanç da var. Evet. Soruyor bana ilk geldiği zaman. Mobilya sunterem mi? MDP mi? MDP diye soruyor. Aslında hepsini bunları silsinler kafasından. Evet. Mobilya dünyanın neresi giderse gitsinler suntadır. Sunta. Sunta nedir? Sunta ağacın talaşlarının kimyasal maddeleri sıkışarak elde edilen bir tabaka. Evet. Yani bunun birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf var. Lak dediğimiz kendinden boyanır desenini şu şekilde kendinden boyanır desenin maddenin sıkılması sonucu adı suntalem. Suntalem. Tabii. Ağacın yarım milyonluk kaplamasının sunta üzerine piyasaya sıkılması sonucu adı ahşap. Ahşap. Ama ahşap mobilya esasında ladin ağacından yapılır. Ladin ağacı da çamgillerdendir. Sevgili seyircilerim, görüyorsunuz işte Bahtiyar Aga bu işin erbabı, bu işin hakikaten deneyim sahibi, potansiyel sahibi. Görüyorsunuz böyle bir abiyle beraber mobilya sektörünü sizlere tanıtıyoruz. Buyurun abim. Biz MDP'yi genelde sensi bir boya işlerinde kullanırız. Evet. Yani şu olay MDP'de yapılır. Evet, şu olayı bir gösterelim. Yani üçte boyutunda evet, diyelim. Bunlar MDP'de gösterelim. Yapılır. Evet. Bu sensi işlemleri. Evet. Siyasi işleri. Dolayısıyla mobilya dediğiniz zaman bunun tamamen suntu da olsa, suntenin de olsa bunun özü ahşaptır. Yani ağacın talaşlarıdır. Evet. MDP'nin esas ana maddesi fındık kabuğudur. Evet. Sert bir maddedir. Fakat şu süreçte MDP'de pek fındık kabuğu kullanılmıyor. Genelde ambalaj malzemeyi hamurlaştırarak, kimyasal maddeye sıkıştırarak elde edilen bir tabaka. Evet. Dolayısıyla bizim mobilya dediğimiz zaman halkımız şunu bilsin. Ben mobilya alıyorsam sunta, ağaç alıyorum. Değil mi? Ben inanabilecek. Ağaç alıyorum. Ağaç alıyorum. Ağaç alıyoruz. Aynen. Ya, çünkü sunta ağaçtır. Sağlık. Tabii sağlıklı. Aynen. Sağlıklı. Evet. Yani bu dediğim tabaka. Evet. Görüntüyü görüyorsunuz sevgili seyirciler. Tabii bu ürünlerimizde bizim bazı fonksiyon ürünlü şeyler var. Fonksiyon tarafı var. Evet. Genelde beğendiğimizin veyahut da en çok hoşlanan şeylerden. Böyle fonksiyonel tasarımların olması. Fonksiyonel bir tasarım. Bunlar en çok hoşlarına giden bölümlerden bir tanesi. Aynen, çok güzel. Kapakları. Aynen. Komodinde aynı şekilde fonksiyon özellik verdik. Çünkü insanların evet, rahatlığı için, bazı özel şeylerin rahatlıkla koyabilmesi için komodin üzerinde de hareketli sistemli. Evet. Bu ürünümüzde böyle. Yani özü bu. Özü bu. Aynen. Aynen. Şöyle bir gelelim bakay. Bunlarda neler varmış? Evet. Bakın burası da böyle bembeyazca böyle bir... Ha, bu tamamen sade bir beyaz ürünümüz. Evet. Yine az önce bahsettiğimiz gibi bunun tamamen MDF'den oluşan, üzeri akrilik boyadan oluşan bir ürün. Bunun da fonksiyonel özellikleri var. Mesela burada çatal kaşık bıçak bölümleri. Sevgili seyirciler, şaşırdım şimdi. Şuna bir bakar mısınız? Bu ne böyle be? Buradan da bitme olayı var. Evet. Buradan büyütüyorsunuz. Misal kalabalık misafir geldi. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Mobilium AVM, Sural Mobilya, Mustafa Sural'ın destekleriyle programımız devam ediyor. Sevgili seyircilerim, inanılmaz, gördüğünüz gibi mobilyalarımız kaliteli, Avrupa ayarında, standartlarında ve kalitesinde. Evet, bir tane şarkıda yine İrem Bal'dan Bal gibi türküyle devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz.
toplar elleri. Ne de güzel konuşur baldan tatlı dilleri. Ne de güzel konuşur baldan tatlı dilleri. Koy semaver kaynasın, sen cebimde aynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiceğim oynasın. Koy semaver kaynasın, sen cebimde aynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiğim yar oynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiceğim oynasın. Koy semaver kaynasın, sen cebimde aynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiğim yar oynasın. Bekarlar galem kaşlı. Ne dedim de darıldın, neden gözlerin yaşlı? Ne dedim de darıldın, neden gözlerin yaşlı? Koy semaver kaynasın, sen cebimde aynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiceğim oynasın. Koy semaver kaynasın, sen cebimde aynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiğim yar oynasın. Koy semaver kaynasın, sen cebimde aynasın. Çekin kızlar oyuna da, sevdiğim yar oynasın. Bitti bu ya. Evet bitti. Ne güzel oynadın kız ya. Bence de tam kaptırmıştı yani Ercan abi. Hortucuk bitmedi galiba. Bir baktım bu tarafa dönüyor, bir baktım bu tarafa dönüyor. Ne yapayım? Bir baktım kaldı böyle. Vallahi kaldım, ne yapayım? Hem de güzel söylüyor ya. Sesi güzelmiş. Teşekkür ya. Ederim, çok sağ olun. O evet. Sizin güzelliğiniz. Bağ bak kız. Sen Ahmet Aykın'dan partnersin değil mi? Evet. Çok şanslı. Teşekkür ederim. Ahmet Aykın'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı... Selamlarımızı gönderelim mi? Gönderelim tabii ki. Ahmet abi biliyorsunuz yakın zamanda gözünden de ameliyat oldu. Biliyorum. Sağlık problemi yaşıyor. Rabbim kimseye sağlık problemi yaşatmasın. Hepimiz sağlıklı sağlıklı olalım inşallah. İyileşmesin inşallah. Buradan geçmiş olsun diyelim. Tekrar şifalar dileyelim kendisine. Evet. İnşallah Rabbim tez zamanda bu hafta zaten inşallah programımıza başlayacağız. Kız bana bak. Evet. Böyle böyle yakışıklı yakışıklı nereden geliyorsun biliyor musun sen? Nereden? Devrek'ten, Zonguldak'tan Devrek'ten. Devrek'ten. He. Güzel. Ne güzel. Jasmin var ya Jasmin. Jasmin. He, nezik gelinlik. Oh ne güzel. Ve organizasyon. Oh ne güzel. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Ta başından şu ana kadar komple 8 haftadır ben bu programları sunuyorum. Jasmin nezik gelinlik 2 aydan beri benim sponsorum. İyi maşallah. Mi? Maşallah. Allah daim etsin hiç, inşallah. Aynen. Ne kadar hiç güzel. Hiç böyle daha bırakmadı. Her hafta bir böyle takım giydiriyor bana. Ah ne güzel. Sevgiler olsun onlara. Kocaman öpücükler gönderelim onlara. Ben de gönderiyorum. Teşekkür edelim onlara. Jasmin Nezik gelinlik Devrek'te 1 numara. Maşallah. Babakay, Almanya'dakiler, İstanbul'dakiler, Bursa'dakiler, Ankara'dakiler. Öyle gelinlik alıp da Devrek'te düğün yapmak. Orada ne güzel 3 katlı Jasmin Nezik gelinlik var. Biz önümüzdeki sene düğünleri... Jasmin Nezik gelinlik ve organizasyondan yapacağız. İnşallah. 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 Güzel bir şirket bence. Hem organizasyon hem gelinlik hem kıyafet vesaire. Hı. Bunların hepsinin bir arada olması bence çok güzel bir şey. Sen nereye giyiyorsun bakayım? Ben kendim. Kendim giyiniyorum. Parayla mı alıyorsun? Kendim paramla alıyorum evet. Ne yapalım?
Benim partnerim olsaydı. Ahmet abi bunları duyarsa. Ahmet'im kusura bakma. Vallahi billahi. Ahmet abi şimdi diyecek arar seni her şimdi, şey. Şimdi benim partnerim. Bu akşam benim partnerim oldu. Vallahi, bu akşamlık Ercan abideyiz. Saat 10'a kadar bırakmıyorum. Partneriyim. Benim oldu. Bu akşam benim oldu bu kutçuvat. Ahmet abi. Ahmet abi izliyorsa şu an kesin arar seni. Kıskançlıktan çatlayıp patlayın kesin zaten. Kesin arar seni şimdi. Değil mi? Hemen arar. Arar mı diyorsun? Arar. Telefonuydu sesini kıstım. Vallahi kıstım. Teşekkür ederim Ercan evet. Abim sağ ol. Evet sevgili dostlarım. Ne kadar var şeye? Tabii Mobilyum AVM. Sual Mobilya. Mustafa Sural'ın destekleriyle programımız gümbür gümbür devam ediyor. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii ki selamlarımız var aynı zamanda. Orada gezdik. Gerçekten bir sürü dostlarımız var. Onlara selam gönderelim. Boşu boşuna onları yazmadık tabii ki. Sabrina Mobilyas, Sabri Akyol, Sadi, Hasan Ere selamlarımızı gönderelim. Yine Mois Furture Mobilya var. Süleyman Zahal, Mehmet Verdil. Yine Ada Avangard, Halil Malkaç var. Yine Armoni Mobilya var. Aydın Akman, Gülsüm Çetin, Cemal Can, yine Jess Home var. Ali Özel, Halik Öziş firma sahibi aynı zamanda. Yine sevgili dostlarım, tabii ki biz geçen sene Bursa milletvekilimiz Hüseyin Şahin'i aynı zamanda mecliste röportaj yapmıştık. İnegöl'de tanımayan yok. Burada da karşımıza çıktı. Tabii ki aynı zamanda Jest Home'un yine ortaklarından öyle tahmin ediyorum. Milletvekili Hüseyin Şahin'e de buradan yine sevgilerimi, saygılarımızı gönderelim. Talha Özdiş'e de yine sevgi, saygılarımızı gönderelim. Beltev'den Akın Bey'e sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Tiffany, Adem Akbaş'a, Bünyamin Okumuş'a, Temel Diş Budağı sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Nişantaşı, Ramiz İleri, Sayın ve Hüseyin Bey'e, yine Kara İnegöl, Görkem Fatih Yılmaz'a, yine Ziraat Odası Başkanı Sezai Çeli'ye buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili dostlarım, yine selamlar devam edecek. Biz, evet, reklam. Evet, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar yine neredeyiz? Buradayız. Sevgili dostlarım, yine orada çok sevdiğimiz dostlarımız vardı. Şeyma ile Elif Hanım'a da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Evet. Baygator şimdi Türkiye'de. Yüzlerce, binlerce vidayı, somunu, kancayı iddia ediyoruz. Her şeyin şeklini alıyor, kavruyor, söküyor, sıkıyor. Baygator'la tüm lokma takımlarını, tüm aletleri, tüm takımları rafa kaldırıyoruz. Eğer somun eskiyse ve başka anahtarlar gevşetemiyorsa, çözüm Baygator. Araba akünüzdeki gevşek somunları sıkabilirsiniz. Baygator otomatik olarak her boyuta uyar. Pençe gibi kavrar. Tüm somunlara, vidalara, her şeye nasıl uyumlu olduğunu görün. Baygator'u matkapla da kullanın, hızını ve gücünü görün. Unutmayın, başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Yüzlerce anahtar tek üründe birleşti. Üstelik cebinizde taşıyacaksınız. Baygator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Devrim gibi ürün Baygator şimdi Türkiye'de.
Hepsini açar, sıkar, sabitler. Hiçbir güçlük yaşamaz. Sıyırmaz ve güç kullanmadan kolay ve hızlı iş yapar. İster elinizle, ister matkapla. Yeni nesil Bay Gator, tek alette tüm lokma takımlarını, tüm alet ve edevatları, yüzlerce aparatları tarihe gömüyor. Hayretler verici değil mi? Ama gerçek. Gördüklerinize inanın. Bay Gator artık Türkiye'de. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Devrim gibi ürün Bay Gator şimdi Türkiye'de. Bu kullandığınız takımlara ve aletlere bakın. Ne kadar değer kaplıyor, ne kadar da sizi yoruyor değil mi? Unutun bunları, atın, kaldırın gitsin. İddia ediyoruz, size Bay Gator yeter. Cebinizden, yanınızdan ayıramayacaksınız. İster evinizde, isterseniz iş yerinizde profesyonel olarak kullanın. Gücü test edildi. Sizi asla yarı yolda bırakmaz. Bay Gator. Bir ustamıza soralım. Bu kadar vidayı, civatayı kaç aletle açarsınız, sıkarsınız? Yaklaşık 10-15 tane yakın farklı farklı aletlerle açılması gerekir bunların. Bu buna göredir. Bunu bununla açarsınız. Evet. Bunu bununla açamazsın. Şimdi bizi izleyin ve şaşkınlığınızı gizlemeyin. Hazır mısınız? İnanılır gibi değil. Sanırım çok şaşırdınız. Evet, onu mesela pense olmadan kesinlikle açamazsınız. Şu anda benim 16 tane elimde alet olması gerekiyor. Ve sen tek aletle bunların hepsini evet açtın ve sıktın, inanılır gibi değil. 10-11'inden 22-23'üne kadar şu anda bütün anahtarları sadece tek anahtarla yapıyoruz. Şu anda tahtamızın üzerinde 24 tane farklı ebatlarda ve farklı biçimlerde vidalarımız, kancalarımız var. Bay Gator nasıl sizce? Bence çok güzel. Sizce herkes kullanmalı mı? Mobilya aksesuarcıları olsun, elektrikçiler ve evde kesinlikle 20 tane alet duracağına sadece şu anda kullandığımız aleti evimizde bulundurmak güzel bir şey olur. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Bay Gator otomatik olarak her boyuta uyar, pençe gibi kavrar. Tüm somunlara, vidalara, her şeye nasıl uyumlu olduğunu görün. Bay Gator'u matkapla da kullanın, hızını ve gücünü görün. Unutmayın, başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Yüzlerce anahtar tek üründe birleşti. Üstelik cebinizde taşıyacaksınız. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Bay Gator şimdi Türkiye'de. Yüzlerce, binlerce vidayı, somunu, kancayı iddia ediyoruz. Her şeyin şeklini alıyor, kavruyor, söküyor, sıkıyor. Bay Gator'la tüm lokma takımlarını, tüm aletleri, tüm takımları rafa kaldırıyoruz. Eğer somun eskiyse ve başka anahtarlar gevşetemiyorsa, çözüm Bay Gator. Araba akünüzdeki gevşek somunları sıkabilirsiniz. Bay Gator otomatik olarak her boyuta uyar, pençe gibi kavrar. Tüm somunlara, vidalara, her şeye nasıl uyumlu olduğunu görün. Bay Gator'u matkapla da kullanın, hızını ve gücünü görün. Unutmayın, başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Yüzlerce anahtar tek üründe birleşti. Üstelik cebinizde taşıyacaksınız. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Devrim gibi ürün Bay Gator şimdi Türkiye'de. Hepsini açar, sıkar, sabitler. Hiçbir güçlük yaşamaz, sıyırmaz ve güç kullanmadan kolay ve hızlı iş yapar. İster elinizle, ister matkapla. Yeni nesil Bay Gator, tek alette tüm lokma takımlarını, tüm alet ve edevatları, yüzlerce aparatları tarihe gömüyor. Hayretler verici değil mi? Ama gerçek. Gördüklerinize inanın. Bay Gator artık Türkiye'de. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Devrim gibi ürün Bay Gator şimdi Türkiye'de.
Bu kullandığınız takımlara ve aletlere bakın. Ne kadar da yer kaplıyor. Ne kadar da sizi yoruyor, değil mi? Unutun bunları. Atın, kaldırın gitsin. İddia ediyoruz. Size Bay Gator yeter. Cebinizden, yanınızdan ayıramayacaksınız. İster evinizde, isterseniz iş yerinizde profesyonel olarak kullanın. Gücü test edildi. Sizi asla yarı yolda bırakmaz. Bay Gator. Bir ustamıza soralım. Bu kadar vidayı, civatayı kaç aletle açarsınız, sıkarsınız? Yaklaşık 10-15 tane yakın farklı farklı aletlerle açılması gerekir bunların. Bu buna göredir. Bunu bununla açarsınız. Evet. Bunu bununla açamazsın. Şimdi bizi izleyin ve şaşkınlığınızı gizlemeyin. Hazır mısınız? İnanılır gibi değil. Sanırım çok şaşırdınız. Evet, onu mesela pense olmadan kesinlikle açamazsınız. Şu anda benim 16 tane elimde alet olması gerekiyor. Ve sen tek aletle bunların hepsini, evet, açtın ve sıktın, inanılır gibi değil. 10-11'inden 22-23'üne kadar şu anda bütün anahtarları sadece tek anahtarla yapıyoruz. Şu anda tahtamızın üzerinde 24 tane farklı ebatlarda ve farklı biçimlerde vidalarımız, kancalarımız var. Bay Gator nasıl sizce? Bence çok güzel. Sizce herkes kullanmalı mı? Mobilya aksesuarcıları olsun, elektrikçiler ve evde kesinlikle 20 tane alet duracağına sadece şu anda kullandığımız aleti evimizde bulundurmak güzel bir şey olur. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Bay Gator otomatik olarak her boyuta uyar. Pençe gibi kavrar. Tüm somunlara, vidalara, her şeye nasıl uyumlu olduğunu görün. Bay Gator'u matkapla da kullanın, hızını ve gücünü görün. Unutmayın, başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Yüzlerce anahtar tek üründe birleşti. Üstelik cebinizde taşıyacaksınız. Bay Gator 159 lira yerine sadece 59 lira. Hemen aradığınız takdirde uyumlu cırcır anahtar kolu bizden size hediye. Ekran altındaki numaraları hemen arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Sevgili dostlarım, tekrar sizlerle beraberiz. Mobilyum AVM'nin destekleriyle, Sural Mobilya ve Mustafa Sural'ın destekleriyle programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dostlarım, yine Kocaeli'den selamlarımız var. Bizi Göllüce Halı Mobilya Perde Mehmet Yıldırım'a buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çiftçioğlu Mobilya Mehmet Çiftçi'ye, Bostancı Home Bahadır Bostancı'ya, Storm Perde Dünyası Kemal Koç'a, yine Körfez Mobilya Osman Başoğlu elemanı Turan Kaya'ya, Moda Life Mehmet Ali Paşa Şubesi Taner Karahan'a, Venüs Mobilya Zincirlikuyu Caddesi'nde Aydın Karaoğlu, yine aynı zamanda hemşehrimiz, Altar Aktepe dostumuza, yine kendileri aynı zamanda Zonguldak Beycumalı'dır. Beycuma'ya selam göndermemizi istediler. Sevgili hemşerim Aydın Karaoğlu, Beycuma'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Altar Aktepe, Damla Tekstil, Mukadder Sağlam İsa Yıldırım, Yaşam Mobilya, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, İncirlikuyu Caddesi, Selimler Ekmek Fırını, Ferruz Selim kardeşime, yine Direk Bebe, Naci Direkçi'ye, Dadaş Mobilya, Modest Fatih Yıldırım, Mehmet Orhan Adem'e, yine Sevdiğiz Mobilya, Durmuş Bey'e, Baştürk Perde, Recep Baştürk'e, Yıldırım Halı Mobilya, Osman Yıldırım'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz sevgili dostlarım. Evet, tabii ki yine dönüyoruz. Artık bundan sonra 3-4 ay, 5 ay belki İnegöl'deyiz.
İnegöl'leri tanışacağız ve İnegöl Belediye'mizi tanışacağız ve İnegöl'deki bütün belediye başkanlarımızla aynı zamanda belediyeleri tanışacağız. Yine belediye başkanımızı gel abim gel. Belediye başkanını sen tanıt bakalım İnegöl'lü olarak. Şimdi belediye başkanımız evet. Ali Nur Aktaş. Evet. Çok değerli bir kişiliğe sahip olan arkadaşımız. Belediye başkanımız. Tabii şu an güzel icraatlar, güzel görevler yapıyor. Evet. Kendisinden memnunuz halk olarak. Tabii başkan olduğunuz zaman herkes ilmi demezsiniz. O ayrı bir şey. Değil mi abi? Ama mutlaka. Beş parmak birbirine benziyor. Yani. Aynen. Eksiklerimiz yani. Olabilir abi. Eksik. Tabii, tamamdır ama güzel yatırım. İnsan eksik olan varlıktır. Tabii biz şu an İnegöl olarak ilçe değil il bazında konuşulmak istiyoruz. Evet. Maalesef bu biz İnegöl olarak 41 ilden büyük. Bakın 41 ilin nüfusundan büyük bir ilçe. İnegöl. Tabii iki tane organize sanayi bölgesine sahip bir ilçe. Evet. Bir Türkiye'de sadece tek kendisine has olan müzesi olan bir ilçe. Aynen öyle. Potansiyeli yüksek. Aynen tarımı öyle. Tarımı elverişli. Mobilya sanayisi, organize sanayisi bambaşka bir ilçe. Aynen öyle. Ha, ama işte bereketli bir ilçe. Bereketli toprak. Osmanlı'nın aynı zamanda tabii. Bereketini almış. Osmanlı'nın aynı zamanda efendim o güzel rahmetini, bereketini, güzelliklerini yaşamış bir ilçe. Osmanlı'ya çok hizmetler vermiş. Mesela gemi yapımında, yelkenlerin yapımında İnegöl'den gitmiş ağaçlar. Değil mi? Tabii İnegöl'den gidiyor ağaçlar yani. Aynen. İnegöl yeşillik alanı olan, bol sulu olan bir yer. Yerin altının 1,5 metre kazın su çıkar. Öyle değil, bereketli, bol sulu. Tabii, bereketli bir yer yani. Aynen öyle, kesinlikle. İnsanları güzel. Bakın İnegöl nasıl bir yer biliyor musunuz? Bakın anlatayım ben size. Evet. İnegöl kozmopolitik bir yer. Her yerden geliyor. Her türlü kültüre sahip olan bir yer. Aynen. Arnavut'undan, Boşnak'tan, Poman'dan, Çerkez'den, Laz'ından, Akkız, Kürdün'den, Türk'ünden, aklınız ne geliyorsa İnegöl'de var. Ama İnegöl'ün bu bir zenginliği değil. Yemek kültürü olsun, sanat kültürü olsun, hepsi iç içe. Tatmadığınız damak tatlarını orada bulabilirsiniz İnegöl'de. Kesinlikle. Tabii, böyle bir İnegöl, bambaşka bir ilçe. İnegöl'e gelen aynı zamanda hırçın olan bir insan orada durulur. Kültürüyle. Mütevazi insanların sahip olduğu bir yer. Aynen, kesinlikle. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani derler ya İstanbul Beyefendisi. İnegöl gelse İnegöl Beyefendisi. Aynen kesinlikle. Öyle bir yer. Gerçekten İnegöl'ü, benim İnegöl'de amcalarım var aynı zamanda. Öyle mi? Tabii. Orhan Memişoğlu ve Yaşar Memişoğlu. Gelmek'te Yaşar Memişoğlu. Hı. Orhan Memişoğlu da tabii ki yıllar öncesi vefat ettiler. Çocukları oradalar. Evet. Ergin Memişoğlu. Tabii bir oğlu da Gürcan Memişoğlu vefat etti. Tabii ki orada devamlı görüşemiyoruz ama tabii Erginlerle görüşüyoruz aynı zamanda. Erollarla görüşüyoruz. Erol Memişoğlu var. İnşallah önümüzdeki günlerde de orada onlarla kontağa gireceğiz ve onlarla da tanışacağız. Onlar benim yakın aynı zamanda akrabalarım. Evet. Öz amcamın oğulları. Ha, savaş zamanında orada kalıyorlar. Anladım. Orada bizim büyük babamın kardeşi yani anlayın. Öz büyük babamın kardeşinin çocukları. Doğrudur. Yani akrabayız. Sizden anladım. Akrabayız akraba. Öyle diyorlar. Evet. Bir selam daha gönderelim de. Valley Mobilya. Gel yanımda dur. Hı. Valley Mobilya. Yusuf Cepni. Tanıyor değil mi akraba Valley'i? Eday Sandalye, Mobilesse Serdar Erdoğan, Mobi Ant Home, Kılıç Demirdaş ve Serkan Güneş, RS Mobi, Tunay Kızılaslan, Model Tasarım Tayfun Bey, Evada Mustafa Çayıroğlu, Halil İbrahim Çayıroğlu, Yunus Emre Çayıroğlu, Bekir Musa Çaylı, Eren Kara, Arigo Mobilya Hasan Ak, Genova Mobilya Baran Yalçın, Safvet Mobilyan, Serkan Birgin, Metmo Coşkun Güçlü, Lidya Mobilya, Muharrem Aykız, Erdal Bey, Orhan Portmanto, Ufuk Çiçek, Marina Koltuk, Coşkun Baydar, Şiptar Mobilya, İsmail Şentürk, Avras Mobilya ve Koltuk, TV Sinema Koltukları, Satılmış Güneş, Ernest Kolleksiyon Fikri, Ernest, Bülent, Çaydaz, Ali, Cengiz. Sevgili dostlarım biz bunları böyle yazdık.
Ve böyle dostlarımızı gezerken yine tevafuk Rabbim bize bu mobilyayla tanışmak nasip etti. Şimdi İnegöl'de 700 tane mağaza var. Değil mi? Takribi olarak da 3000 tane imalathane var. Aynen. Yani dünyanın mobilya başkenti. Aynen, dünyanın şimdi mobilya burada, başkenti. Yani bunları saymak da bitmez. Bitmez. Yani İnegöl mobilya konusunda kendini aşmış bir ilçe. Aynen. Yine şu an yazılmaz, bizi... yaşanır. Aynen, doğru. Yaşanır. Yine Tuncay Yönetaş, Saray Kripide'nin aynı zamanda sahibi, emekli, aynı zamanda müdürümüz, emniyet müdürümüz. Orada şu anda esnaflık yapıyorlar. Saygıdeğer bir insan. Gerçekten kendisi bizlere de çok ilgi alaka gösterdi. Sevgi, saygı, yani bizi orada her türlü bize yakınlık gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve güzel bir aynı zamanda nesini yedik orada? Pizzasını yedik değil mi? Allah razı olsun. Sevgili dostum, seni öpüyoruz. Allah satıp pazarı versin diyoruz. Yine Park Alüminyum AVM Başkanı Bülent Temelli, değil mi abim? Mobili Park. Mobili Park. İçinde evet. 150 tane mağaza barınan. Evet. Bunun sahipleri Seyran Koltuk. Değil mi abi? Tabii Türkiye'de herkesin tanıdığı bir koltuk firması. 150 tane buraya İnegöl'ümüzde bir AVM, alışveriş merkezi, o da hediye kazandırdı. Yakında o da hizmete girecek. Zaza Mobilya ve Köfteci Orhan'a da buradan sevgi ve saygılarımızı gösterelim. Besler Köfte'yi de aynı şekilde. Bir de Köfteci İsmail var aynı zamanda. Erdal Aktan. İnegöl benim kuaförüm Abdullah Kemal. Tarık Karaca Mobilya. Somuncu Baba, Burcu Pehlivan'a, Zehra Abbas'a, Tansu Ceylan'a, Cihan Pehlivan'a, Önder Aç Kurt. Önder Bey gerçekten Somuncu Baba'nın sahibi. Kendisiyle hayli sohbetler ettik. Güzel bir insan. Sevgili dostum, 4 tane Somuncu Baba firması var. Aynı zamanda sponsorumuz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önder Aç Kurt'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir de takvim yapıyoruz. Takvime de destek verdi. Tabii ki İnegöl'de birçok şeyimiz olacak bizim aynı zamanda. Takvimlerimiz olacak. O bölgede en güzel bir şekilde kendimizi tanıtmış olacağız diyoruz. Ve Sefi kardeşimizden bir tane şarkı bekliyoruz. Evet, alkışlarınızla. Yazar susmadan, kar yağar inceden, kalem yazar susmadan. Ah bu gönlüm ah, seni sevdi usanmadan. Ah bu gönlüm ah, seni sevdi usanmadan. Gözlerin var çakıl taşı, bilmem ki bu neyin nazı. İsyan etme ey sevdiğim, bu çektiğim alın yazı. Gözlerin var çakıl taşı, bilmem ki bu neyin nazı. İsyan etme ey sevdiğim, bu çektiğim alın yazı.
satır senin aşka. Bu yürek dolu taşkın, her satır senin aşkın. Sevecektim ömür boyu, söyle yarim niye kaçtın? Sevecektim ömür boyu, söyle yarim niye kaçtın? Gözlerin var çakıl taşı, bilmem ki bu neyin nazı. İsyan etme ey sevdiğim, bu çektiğim alın yazı. Gözlerin var çakıl taşı, bilmem ki bu neyin nazı. İsyan etme ey sevdiğim, bu çektiğim alın yazı. Gözlerin var çakıl taşı, bilmem ki bu neyin nazı. İsyan etme ey sevdiğim, bu çektiğim alın yazı. Söylemek istiyorum. Buyur kardeşim. Müsaadeniz olursa. Tabii. Evet. Mikrofonu açalım. Açıyoruz diye kapattıkları. Açıldı mı şu an? Bunu al. Evet. Açık. Evet açıldı. Şu an yeşil yanıyor. Evet açık. Evet. Evet, abicim bu güzel programa bizi davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İrem kardeşimle katılmak da çok büyük bir keyif oldu benim için. Çok güzel oldu. Eyvallah. Dün biz Kastamonu günlerini bitirdik. Gel, güzel. İrem kardeşim gel sen de böyle. Gel. Dün biz Kastamonu günlerini bitirdik. Çok güzel. Gönlüm oradaydın, haber yazıyor. Gelmedin işte bak, gelmen gerekiyor. Gelmen değil. Bak orada fitir atıyordum, İnegöl'deydim. Çok güzel. Oranı kesin yiyordum. Biliyordum ben, farkındayım süper da. Süper bir program oldu. Biliyorum. 17'si 20 arasında. Bilmen mi? Bilmen mi? Bütün İstanbul Maltepe sahilinde Kastamonu için kalbi atanlar hep bir arada insan oldu. Aynen, farkındayım. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ama başta bu organizasyonu düzenleyen bizim kalbimizin gönlümüzün bir kralı var. Eyvallah. Orhan Gümüş Başkanımıza. Kastler. Ben çok teşekkür ediyorum Kastler Federasyon Başkanı. Aynen. Ve değerli yönetimine. Kesinlikle. Değil mi kardeşim? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar taçsız krallar. Kesinlikle. Çok sağ olsunlar. Katılımcılar çok iyiydi. Çok kalabalıktı. Harikaydı. Konserlerimiz çok güzel geçti. Ona münasebet ben hepsine saygı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Evet. Hepsine selamlar ediyoruz. Bizi izleyen dostlarımız var. Şevket Doğan abim. Bizi şu anda izliyor. Çok selamları var. Kocaman küçükler gönderin de. Yani selamlar, abime. Saygılar gönderiyoruz. Ahmet Aykın, Cideli Emin bizi izliyorlar şu anda. Onlara kocaman selamlar Cideli Emin'e göndereyim de. Şevket Doğan'ı hayatta gönder. Yok abi, Allah'ın selamını tamam, yollayalım. Tamam. Onun bende bir çiziği var. Ayhan Polat var. Ben özellikle de var ya bak. Benim programda Şevket Doğan'a ben selam göndermesini istemiyorum. Özellikle de bunu da yaptırıyorlar. Bunu asla istemiyorum. Yok, ben o adamı şey sevmiyorum, istemiyorum. Şey tamam gelin. Neyse, tamam gönder. Gönder gitsin. Allah'ın selamını gönderdim. Benim için Allah'ın selamını gönderdim. Bir daha asla gelen kişiler Şevket Doğan konusunda ben hassasım. Kesinlikle. Kesinlikle. Doluyum.
Asla istemiyorum. Ayhan Palatkan. Asla istemiyorum. Sanatçı dostumuz bizi izliyor. Çok selamlar olsun. İhsan evet. Gazi Belediye Başkanımız ve İhsan Gazi'deki değerli dostlar, kendi hemşerilerim bizi izliyor. Onlara çok sevgilerim, saygılarım. Ben sildiğim zaman bir adamı komple silerim. Ben bir daha o adamı tamam. Hatta geldiğim zaman da söyleyeceğim aynı zamanda. Ona selam kesinlikle yok benden. Neyse ben şunu ben gönderdim söyleyeyim. Abi. Siz tamam siz gönderdiniz. Ben... Eyvallah. Tamam eyvallah. Evet Kastamonu'dan bizi izleyen herkese, Türkiye'nin her yerinden izleyen bizi herkese çok çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şevket Doğan benim için kaç tane selam göndermiş tamam ben sana söyleyeyim. Kaç tane selam gönderiyorum? Benden bu kadar. Evet tamam. Evet ben bu konuda çok fenayım yani ben size şunu da söyleyeyim. Özellikle ben o adamın ismini cismini burada... Benim programda istemiyorum. Başka bir programda yapacakmışlar bile. Tabii ki de saygı duyuyoruz Ercan abi. Kendi tamam, sevmemiş tamam. Tabii ki de olabilirsin. Aynen. Ama onun sevenleri de her tamam. Zaman var. Tabii tamam. Ki de. Aynen. Bence hiç kapatalım, hiç gerilmeyelim. Tamam. Tamam. Kapandı gitti. Aynen. O zaman ben hemen bir şarkı söyleyeyim de ortam düzelsin. Güzelsin. Güzelsin. Gelsin bakalım. Hadi. Hadi. Mermer taştan su gelir İnebolu'dan kum gelir mermer taştan su gelir sen orada ben burada elimizden ne gelir elimizden ne gelir ah elimizden ne gelir sen orada ben burada elimizden ne gelir elimizden ne gelir ah elimizden ne gelir Bakal kondu hurmaya, tüfeğim yok vurmaya. Bakal kondu hurmaya, tüfeğim yok vurmaya. Seni zalımın oğlu ümidim yok durmaya. Ümidim yok durmaya, ah ümidim yok durmaya. Seni zalımın oğlu ümidim yok durmaya. Ümidim yok durmaya. Ah ümidim yok durmaya. Azdavayın yolunda bir kız gördüm kolunda İşte canımı vereyim sevdiğimin uğruna Sevdiğimin uğruna, sevdiğimin uğruna İşte canımı vereyim sevdiğimin uğruna Sevdiğimin uğruna, sevdiğimin uğruna İşte canımı vereyim sevdiğimin uğruna Sevdiğimin uğruna, sevdiğimin uğruna İşte canımı vereyim sevdiğimin uğruna Sevdiğimin uğruna Teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili dostlarım, Mobilyum'un AVM Sural Mobilya'nın destekleriyle, Mustafa Sural'ın destekleriyle programımız devam ediyor ve ikinci gösterime girelim. Bilir. Ürünlerde. Aynen otur. Anlatabildim mi? Evet. Süper. Çok güzel. Bahtiyar abi. 10 numara. Bayıldım. Şu ortama bayıldım. Gerçekten. Burada bir özellik. Evet. Konsolumuz. Konsolumuz. Işıklı sistemi. Dokunmatik ışıklı sistemidir. Evet. Burada 910 tüner. 910 yanar. Evet.
Çok güzel. Evet, bu ürünümüze gelelim. Evet, bu ürünümüze geliyoruz. Ben de çok rahat edeceğim bir ürün. Lütfen bir oturun. Bir oturun, nasıl hissedeceksiniz bir görelim. Anacım, anam. Ben ne genelde, kadar yumuş çocuk. Tabii. Süper, çok güzel. Ama ben genelde şov yapmayı seven bir insanım. Evet. Yani şovmenimdir bir yerde. Evet. Size şöyle bir şaşkını uğratabilirim. Uğrat bakalım. Abi, o ne? Evet. Bak, şey ne oluyor? Sevgili seyircilerim, şuraya bir bakar mısınız? Aha. Şuraya bir bak. Aha. Bir bakın ne çıktı oradan? Sehpa çıktı. Sehpa çıktı. Aa, şimdi Ercan Bey. Evet. Şu yengeni kaybettin. Ha. Çıkar ortadan sehpaya. O ayrı, sen ayrı. Değil mi? Ama gönlün aldın. Ha. Bas düğmeye. Ha. Kavuş. Kucakla. Aynen. Değil mi? Hemen kucaklaya bak. Hemen kucaklaya bak. Aynen. Hemen alıver kenara. Evet. Buradan bir de böyle çıkıyor mu? Yok. O arkaya durur. Manuel. Manuel. Manuel tamam. Bir yatak oluyor. Oo, tabii tabii. Aynen. Bunu manuel yatağa dönüştürürsünüz. Tek kişi yatabileceği rahat rahat. Bahtiyar abi. Efendim? Bu takımları nereden buluyoruz biz? Biz bu takımları gökten zemine indiriyoruz. Hangi mobilyadan alacağız biz bunu? Sural Mobilya. Aynen, Sural Mobilya'ya geleceğiz siz. Kalitenin adresi Sural Mobilya. Sural Mobilya. Kaliteyi hesapta alacak. İnegöl'den. İnegöl'den hesapta alacak. Nereden? Mobilyum'dan. Mobilyum AVM'den, No 14'te Sural Mobilya'dan kaliteyi hesapta alacaklar. Yani yerinden alacaklar. Yerinden alacaklar. Geliyor vallahi. Ta Gastamonu'dan kalkıyor, Sinop'tan kalkıyor, Samsun'dan kalkıyor, oradan kalkıyor, buraya geliyor. Emin olun süper hesapla. Ya zaten ağzım bir karış açık kaldı. Böyle, böyle böyle. Vallahi billahi. Evet, başka Bahtiyar abim. Valla işte burada bir ürünümüz var. Yine evet. Şurada köşe ürünümüz var. Bu köşe ürünümüzde... Gel. Tabii bu evet. Da fonksiyonel özellikler sahip. Ya biz bu ürünleri evet. İnsanların rahatlığı için yapıyoruz. Değil artık mi? Bizim buradaki ürünler koltuklar... Siz imalatçısınız. Tabii imalatçı. Ama, tabii. Buradaki ürünler akıllı koltuk. Değil mi? Ya her bir akıllı. Buyurun lütfen oturun. 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 Oturayım. Oturun. Oturayım. Basın en başlı düğmeye. Devamlı basın. Anacığım. Sırtını yatsa bak hep şöyle bir benzini. Anam ne gidiyorsun? Bas bas. Abın. Lan ne gidiyorsun? Bahtiyar abi. Televizyon karşında. Anam, 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 anam. Anam, değil mi? Şekerleme yapabilirsin. Şekerleme. Aynen, yapabilirsin. Televizyon rahat rahat seyredebilirsin. İşten yorgun argın geldin, ayakların ağrıyor, sızlıyor. Evet. Otur burada, keyfini bak. Ha, saygınlığında mı kalıyor? Hayır. Burada da yatağımız var. Evet sevgili seyircilerim, böyle bir şey var mı? Badeye verin. Evet. Burada yatağın oldu. Burada yat... Bu önündeki fonksiyonumuz bu. Hem TV koltuğu, evet. Hem yatak. Aynen. Hem de köşe. Değil mi? Ha bu köşeyi ne yapıyoruz? Herkesin salonu uygun olmuyor. Evet. Ölçüsü veriyor, o ölçüye göre özel olarak yapıyoruz. Çok güzel. Yine bakın, kalite aynı. Yani bunu kullanan malzemenin hepsi aynı. Değil mi? Sadece tasarımlar farklı. Süpersin abi. Kalite ya. Ayrı yani. Bu ne ya? Sevgili seyircilerim, böyle bir şey gördünüz mü? Badeye vereyim bakalım. Şimdi haklı mıyım, haksız mıyım? Şimdi İnegöl, Mobilyum'a ve Saral Mobilya'ya... Neydi? Sural. Sural. Sural Mobilya'ya, Sural Mobilya'ya sizleri davet ediyoruz. No 14'te Sural Mobilya, Mobilyum AVM'de. Ha, evet. Şimdi Mobilyum Avrupa'da tek olan bir yer. Yani hiçbir ülkede bu şekilde bir yapılaşma yok. Yok, doğru. Şimdi... Buradaki en azından şu anki A etabı 225 bin metrekare alanın üzerine kurulu 100 tane dükkanın yer aldığı bir yer. Aynen. 100 tane mağazanın yer aldığı bir yer. Evet. Bence dünyanın mobilya başkenti evet. Olmak üzere oldu diyelim, hatta oldu diyelim. Çünkü 143 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet. Biz de nacizane firma olarak da 20 tane firmaya, ülkeye ihracat yapıyoruz. Esas işimiz yurt dışına ihracat. Ülkemize döviz lazım. Değil mi? Ülkemizin kalkınması lazım. Evet, Türk yani, ekonomisine tabii. Gerçekten İnegöl Mobilyası büyük katkıda bulunuyor. Biz bunu biliyoruz. Firma sahipleri olarak Sural Mobilya'ya gerçekten biz çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Böyle büyük bir müteşebbissiniz. Burada hakikaten hem Türkiye'mize hem ülkemize ekonomik olarak da katkı sunuyorsunuz. Evet. Sizleri hakikaten biz tebrik ediyoruz.
Allah razı olsun sizlerden. İnşallah diğer fabrikalarınız da var. Onları da tanıtacağız yani, seninle beraber. Tabii. Yani, fabrika alanlarımız büyük. En küçük fabrika 40 bin metrekare alanından oluşuyor. Evet. Şu anda yeni bir yapılaşma, 150 tane mağazanın yer alacağı mobili parkta bir alışveriş merkezimiz oluşmak üzere. Çok güzel. Bir de ben size değişik bir ürün göstereyim bakın. Tabii, tabii. Şimdi genelde şu sıkıntı, yatak odası alırken müşterilerimizin en çok ben uyardığım konudan bir tanesi yatak odasının kullanımını bakın. Evet. Çünkü yatak odası senin özelin. Anan, baban, bacın, kardeşin girer. Ha, salon takımı göstermek ister. Bu nedenle bunun kullanım işlerine bakmamız lazım. Bakın şimdi. Evet. Şu şifanyer. Çeviriyorsunuz askılığınız. Değil mi? Aynen. Çeviriyorsunuz kasanız. Çeviriyorsunuz ayakkabı bir terekeyi koyabileceğim bir alan. Çeviriyorsunuz aynanız. Burada da yine makyaj malzemenin temin edeceği bir alan. Sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, böyle bir şey görmediniz. İlk defa Kaşgar Televizyonu'nda ve mobilya sektörünün en üst modellerini ilk defa Kaşgar Televizyonu'nda Ercan Gönültaş Show programında ve Sural Mobilya'nın etkinliğinde ve Bahtiyar abinin aynı zamanda sunumu ile beraber gerçekten hiç görmediğiniz bu modelleri sizlere gösteriyoruz. Devam edelim abi. Dediler ki Ercan Bey'in ayakları ağrıyor. Çok yorulmuş dediler. Hadi bir otur gari şurayı. Abi oturay bakay. Bas şuradaki düğmelerine. En baştaki düğmeye bas. Şuna. Bas bas. Bastım. Bas, devamlı basacağım. Ha, devam basacağım. Tamam, basıyorum. Ercan Gönültaş. Ercan Gönültaş çok yoruldu. Dinleniyor. Hiç böyle rahatlık görmedim. Aynen. Keyfim yerinde vallahi. Sevgili seyirciler, Tanrı abay, bu dünyada cennetliyiz. Vallahi cennetliyiz. Ben, evet. Bu ürün her eve lazım. Değil mi hocam? Bu ürün her eve lazım. Değil mi? Kimden alırsa alsın. Ama bu eve lazım. Çünkü babalar, erkekler yorgun argın geliyor akşamleyin. Şöyle bir TV koltuğunu bacak uzatıp televizyon karşısında dinlenmeyi tercih etmeniz lazım. Bu, bilmiyorum, vazgeçilmez bir şey bu. Aynen öyle. Aynen yani. Yemin ediyorum bak, arkam var ya, sırtım, şuralara yumuşacık yumuşacık. Yani öyle bir sertlik yok. Gerçekten çok rahat. Ooo, pomuk pomuk. Ben bunun düğmelisi var, düğmelisi olanlar var. Evet. Kumandayla çalıştım. Aynen. Bunu. Biz de burada bir keyfimiz yapalım. Yap bakalım. Ercan Bey'im yapacak keyfi canım. Allah Allah. Ağacığım. Biz yapalım canım. Aynen. Bu şekilde. Ağacığım, keyfi nasıl bakalım? Of, bomba gibi. Vallahi mi diyorsun? Bomba gibi yani. Oo. Bak şimdi ayakları böyle. Savunada aynen. Çıkıyor, akşam böyle eve geliyorsun böyle dikiyorsun ayakları. Sevgili seyirciler, yumuşacık yumuşacık böyle. O kadar yumuşak ki. Çok kaliteli. Çok kaliteli. Hakikaten bunlar var ya, senelerce emin olun bir şey olacak bir şeye benzemiyorlar. Yumuşak kalın. Hem yumuşak kalın yani, öyle bir şey olacak, bir kumaştan yapılmamış. Bunlar Avrupa'dan geliyor değil mi bu kumaşlar? Evet, Avrupa'dan. İtalyan kumaşı. Evet. Antibakteriyeldir. Bunun üzerinde bakteri falan barınmaz. Değil mi? Yani tabii insan sağlığı açısından çok değerli kumaşlar. Mikrop kesinlikle, yani, kesinlikle barınmıyor. Evet. Yani bunlar rahatlıkla sabunlu bezle silinen ürünler. Çocuklar mesela tükenmez kalemle çiziyorlar koltuğun üzerine. Değil mi? Sıcak suyu bez bandı, sıcak suyun içine bez bandırsın, 3-4 gün sürsün, tükenmez kalem çıkar. Evet. Ayrı bir ürün bunlar. Evet. Ayrı bir ürünler. Evet sevgili seyircilerim, bak aynı zamanda müşterilerimize de, müşterilerimiz var, müşterilerimiz de alışverişteler şu anda. Evet. Müşterimize de bakıyorlar. Evet. Evet sevgili dostlarım, şu anda Saran Mobilya'nın zemin katındayız. Bahtiyar abiyle beraberiz. Muhteşem bir ürünler de burada var. Evet. Evet. Şimdi bak burada kaplama çalışması yürütülmesinde. Evet. Biz bunu mobilya dalında kılçık kaplama deriz. Kılçık kaplama. Evet. Yani bunlar bir işçilik isteyen olay. Evet, değil mi? Kılçık. Evet. Yani, tamamen ahşap bir ürün. Evet. Tamam, ve full aşağı bir ürün. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bunun da dizaynı, tasarımı bu şekilde. Evet. Yine kolt kırmızı, yine motorlu sistemli. Bunlar aynen. Aynen, motorlu sistem. Ha, size
Tarafınızı bir ürünü göstereyim ben size. Evet. Bu ürünün üst koltuğu müzik setli. Müzik setli. TV koltuklu. Evet. Genelde eşler, nişanlı çiftler yan yana TV motorunu koyduruyor. Ortasında müzik seti var. Değil mi? Bunu telefonunuzda Bluetooth'la bağlanı biliyorsunuz. Veya televizyonunuzda Bluetooth özelliği varsa buradan televizyonu bağlanı biliyorsunuz. Görüntü orada, ses buradan geliyor. Böyle harika bir şey, koltuk. Rahatlığına düşkün olan, keyfine düşkün olanlar bunu tercih ediyorlar. Aga be. Şöyle bakalım aga. Şuraya bir baksana şuraya. Ha. La bu ne, bu. Anacım ne, bu ne la, bu ne. Arkadaşlar. Bu ne? Agacım bu ne ya? Bu yatak odası. He? Bu neyle yatak odası böyle? Şimdi ben bunu size anlatayım. He. Anlat bakayım. Bunun esas model tarzı 1864 yılların dayanıyor. 1864. Evet, country dediğimiz bir ürün. Evet. Bunun iki versiyonu var. Bir İngiliz versiyonu, bir de Fransız versiyonu var. Buradaki ürün İngiliz versiyonu olan. Değil mi? Bir ürün. Evet. Burada ceviz kaplama gördüğünüz, ceviz gördüğünüz yerler tamamen doğal ağaçtır. Evet. Geri kalan ürün kısmı MDF'dir. Evet. Bunlar tarzı farklı. Yani genelde country seven evet, bayanlarımızın tercih ettiği bir ürün. Evet. Muhteşem bir eser. Harbiden de öyle. Bir bakış açısı. Değil mi? Ben harika görürüm, sen harika görürsün, başkası harika görmeyebilir. Ama country dediğin zaman da bu country'nin babası. Değil mi? Aynen. Aynen. Yatak odası da 10 numara. Evet, kayolar. Bunlar çiçek, genelde çiçek biçimidir. Alçak ayaklıdır. Fransız versiyonunda yüksek ayak vardır. Bu evet, İngiliz versiyonu alçak ayaktır. Anladım. Hı? Burada yemek takımı var onun. Evet. Gümüşlük, konsol, masa, evet, TV. Bundan ibaret oluyor. Bunun duvarantisi de var. Ya burada insanlar istediğini alabiliyor. Yani bana gümüşlük lazım değilse gümüşlüğü almıyor. Evet. Konsol lazım, masa sandalye lazımsa masa sandalye konsol alır. Ne cam istiyorsa onu alır. Değil mi? Ya yani takım almak şart değil. Aynen. Kendisinin lazım olan modülleri alabilir rahatlıkla. Çok güzel. Yani Sural Obu'da bu hizmet var. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Gerçekten. Bildiğiniz Chester. Evet. Bu Chester'ımıza Orjel Chester. İtalyan modeli. 40 yıllık bir tarz. 40 yıllık bir model. Zaten dikkat ederseniz genelde P kollar. Evet. P kol yapısı varsa bu tamamen hakiki Chester'dır. Süper. Hı-hı. 10 numara. İnşallah. Evet. Orada da normal yatak odalarımız var. Evet. Yine kalite aynı. Şimdi şu takım bizim şimdi Kaçkar televizyonunda. Evet. Aynen böyle getireceğiz, koyacağız oraya. Of. Benim var ya, benim sanatçılarım bu koltuklarda tam oturmak için var ya, can atala. Aynen. Aynen. Ercan Gönültaş şova gelmek için kendini yırtala. Ben şunu şöyle söyleyeyim. Benim koltuğun kalitesini anlamak isteyen buraya gelecek, üstüne oturacak. Değil mi? Tabii. Aynen. Göz beğenir ama oturum karar verir. Rahat, rahatlık. Tabii. Değil mi? Ben bir para veriyorsam insanlar kolay para kazanmıyor. Aynen. Ercan Bey. Evet. Doğru. Ben o parasını sokağa atmasını istemem. Aynen. Vicdanım nasıl olur? Gelsin burada. Gözünü görsün. Oturursun karar versin. Değil mi? Neyin olduğunu anlar. Anlar. Ya para kolay kazanmıyor ya. Yazık günah. Aynen öyle. Yazık günah yani. Para kolay mı kazanıyor? Yani. İnsanlar, ama insanlar aldığı zaman bir daha alacaksın, kaliteyi alacaksın. Aynen. Başarmayacak. Başarmayacak. Bin bir cephayla. Kullanacaksın ya. Tabii bin bir cephayla tasarruf ediyor. Hadi şu tasarrufun sonucu bir evime bir koltuk alayım diyor. Ya alacaksan. Evet sevgili dostlarım. Yine Sural Mobilya'nın destekleriyle Mustafa Sural'ın destekleri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dostlarım, görüyorsunuz İnegöl'deki mobilya fuarı ve AVM nasıl ürünlerimiz var gördüğünüz gibi. Tabii ki biz aynı zamanda şeyleri de gezdik, çarşıları gezdik. Çarşılardan tabii yeni açılmış olan köfteci Eşref inanılmaz derecede güzel bir bina yapmışlar. İçi saraylara layık bir bina. Faruk Güç, Emre Erdi Güç, Faruk Güç, Selman Güç, kızları Ayşe Ceyda Güç ve şefleri Coşkun Sorguç'a dünya çapında bir aşçımız aynı zamanda sevgili dostlarım. Kendileriyle tanıştık ve kendileriyle aynı zamanda hasbihal olduk.
güzel bir insan, sevgili dostumuz Coşkun Bey'e de buradan sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyoruz. Evet sevgili dostlarım, yine Eskişehir Odun Pazarı'ndan Necdet Boyron, Çelmo'da tanışmış olduğumuz Ali Çelmo, Ali Başkan, adamsın derler aynı zamanda kendisine, sevgili Çelmo Ali'ye, yine Sardunya Mobilya, Ümit Kırnak, Murat Acar ve mağaza müdürü güzel Çeli'ye de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz. Sevgili dostlarım, geçen hafta yine ne yapmıştık? Unutmuştuk değil mi? Kimi? Tenzile ablaya. Evet, Tenzile ablanın görüntüsünü geçen hafta veremedik. Tenzile abla aynı zamanda Kocaeli'de Yeni Çağ Kebabı'nın Artvin derneklerinin aynı zamanda yöneticisi olan ve orada Yeni Çağ Kebabı'nı en güzel bir şekilde yapanlardan ve gerçekten gidin görün Yeni Çağ Kebabı nerede? Mehmet Ali Paşa'da, Doğu Kışla'da diyoruz. En güzel kebap, Yeni Çağ Kebabı nerede yenir? Doğu Kışla'da yenir diyoruz ve Tenzile ablaya geçiyoruz. Bir görelim. Evet. Sevgili seyircilerimiz, şu anda Kocaeli, Mehmet Ali Paşa, Doğu Kışla'dayız ve Doğu Kışla'da Kocaeli Artvinler Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Bugün burada Tenzile Hanım bu işletmenin aynı zamanda işletmecisi ve bize çağ kebabını tanıtacak. Merhaba Tenzile Hanım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de şimdi az sonra çağ kebabı neyle yeniyorum? Böyle merakla böyle bekliyorum. Hakikaten görüntüsü süper bir çağ kebabı. Bu en çok devre sebebi neyle yapılıyor? Efendim kuzu etinden yapılıyor, közde pişiyor ve cağla sunuluyor. Görüyorsunuz, ben dayanamayacağım sevgili seyircilerim, süper bir görüntü var burada. Sizlere de tavsiye ediyoruz ve İzmit, Doğu Kışla'da Artvinler Kültür Derneği'ni bekliyoruz. Bekliyoruz değil mi? Kesinlikle bekliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarım, yine selamlarımız var. İnegöl Arı Mobilya, Kadir Arıcı, Bünyamin Arıcı, Ekrem Akçelik, mağaza müdürü, personeli Ali Hüseyin, Engin, Yusuf ve sahibi ve Saliha Eker. Yine Self Bain, Selimoğlu Mobilya, Süleyman Yılmaz, Tolga Polat. Yine Muzaffer Mobilya, Mesut Küçük, Muzaffer Uğur'da. Yavuz Uğurdağ'ın aynı zamanda kuzenleri olurlar. Salih Şahin, Turul Koçar, Zeki Albayrak, Şevval Ece Bilir. Yine Endiksan, Nedisan, Ahmet Güleç, Hayati Aygen, Elif Aras. Yine Bosta Mobilya, Mehmet Şen, Mustafa Sural. Tabii ki Sural Mobilya'nın aynı zamanda biz ne yapıyoruz? Destekleriyle yapıyoruz. Ve ikinci VTR'mize de aynı zamanda girelim. Mobilya AVM'yi bütün Türkiye'miz seyretsinler. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sizler ben Görüntü Show Kaşgar Televizyonu. Memnun oldum. Nereden geliyorsunuz? İzmit'ten. İzmit'ten geliyorsunuz. Evet. İzmit'in hangi mahallesi? Yahya Kaptan. Yahya Kaptan. Evet. Yani Ali Kahya'nın yan tarafı. Doğrudur. Siz de biliyorsunuz. Aynen. Ben de Mehmet Ali Paşa'da uzun yıllar orada esnaflık yapmıştım. Zincirli Kuyu Caddesi'ndeydim orada. Burayı maşallah duymuşsunuz, gelmişsiniz. Sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kaliteyi burada bulacağınızı ümit ederek geldiniz değil mi? Evet. Aynı zamanda uygun bir ücretle. Makul bir ücretle de bir de söylerlerse. Aynen öyle. Sevgili dostlar, aha görüyorsunuz şu anda tevafuk. Yani İslam'da tesadüf yok. Tevafuk. Bakın Kocaeli'den, Yahya Kaptan'dan, aynı zamanda benim daha önce Mehmet Ali Paşa'da
ressamlık yapmıştım. Oradan biliyorum. Ali Kahya olsun, Yeşilova Mahallesi olsun. Doğru. Değil mi? Bekirpaşa olsun. Değil mi? Tüdün çiftlik. Komple. İzmir çocuğu olmuşsunuz siz zaten. İzmir çocuğu olduk. Aşağı yuvacık, yukarı yuvacık. Ondan sonra Gölcük olsun, Baş İskele olsun. Bu bölgelerin değirmenleri, Karemüsel. Buraları çok iyi bilen bir, aynı zamanda hemşehrinizim ben sizin. 10 sene verdim Cincirli Kuyu Caddesi'nde. İsim neydi? Kazım. Kazım kardeşim, hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. İnşallah sizlere hayırlı, bol ve uygun satışlar diliyoruz. İnşallah. Ve çok teşekkür ederim bizlere. Teşekkür. Aynı zamanda bunu pazartesi günü izleyecek misin? İzleriz. Gel. Gel kız. Kız gel vallahi. Saçıyı bir şey yolarım vallahi. Nereye gelmeye? Gel bakalım şuraya. Sen ne diyorsun? Ercan Gönültaş. Ercan Gönültaş. Show programındasınız. İsmi alalım. Doğruyu söyleyeyim değil mi? Ebru. Tabii canım. Ebru. Soyadı da vardı senin. Yok, soyadım yok. Yok mu? Takmamışlar mı soyadı? Sen vermişsin soy ismi sen. Sayında vereceğim ben soy ismi. Verecek mi? He tamam. İnşallah hayırlısıyla. Rabbim inşallah tamamını erdirsin diyoruz. Amin. Beraber geldiniz burada mobilya bakıyorsunuz. Evet. İnşallah hayırlısıyla Sural Mobilya'dan almanızı biz tercih ediyoruz. Sural Mobilya şu an bizim sponsorumuz. Bahtiyar abiyle beraber ürünleri tanıtıyoruz. Ve Mehmet Bey aynı zamanda Mustafa Bey sahipleri, biz bu fırsatı bize verdikleri için Mehmet Bey ve Mustafa Bey'e çok teşekkür ederiz değil mi? Sizlere de çok teşekkür ederiz. Buradan selam göndereceğin kişiler varsa buyurun gönderebilirsiniz. Herkese selam. Evet. Tanıyan tanımayan diye. Evet. Herkese selamlarımızı. Evet. Ümit Bey arkadaşlar görüşmeye girdiği için bir skont yapar. Yapalım artık. Yapalım. Yani yarı yarı. Aynen. Skonta bekliyoruz. Aynen. Sizlere hayırlı satışlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok naziksiniz. Çok kibarsınız. Sağ olun. Evet, Bahtiyar abiyle beraber geziyoruz. Ercan'ın pastırma zannetme. Bunlar ne ya? Ağacın senfonisi. Ağacın senfonisiymiş sevgili seyircilerim. Bunlar separatörlerde kullanılan maddeler. Bu şu an bir separatör özelliği taşıyor. Evet. Aşağıda da görmüşsünüz onları. Evet. Tamamen doğal ağaç. Değil mi? Evet. Bu ağaçlardan yapılıyor işte bunlar. Değil mi? Eskiden burada fırınlarda kullanılan şey var ya, kürekler. He. Onlara benziyor. Değil mi? Aynen onlara benziyor. Doğru söylüyorsun vallahi. Aynen. Arkadaşlar şurayı bir çek be. Evet. Abi. Ahşap bir ürün. Ana. Ceviz. Değil mi? Evet, doğal bir ceviz. Doğal bir ceviz bu. Değil mi? Evet. İnsanların da çok tercih ettiği bir renkler bir tanesi. Kimisi beyaz seviyor Ercan'cığım, kimisi ceviz seviyor. Değil mi? Kimisi ceviz beyaz seviyor. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var yani. Emin ol. O, şu, bak, yani, şu görüntüye de bayıldım. Burada ha, tabii ceviz, bu cevizli çıksın. Bu cevizli takıma da bayıldım gerçekten. Evet. Burası artık son mobilya. Bu ne be? Agacım bu ne yaptınız siz böyle ya? Ne yaptınız ya? Bu neymiş? Ama bu 356 boyunda bir duvar ünitesi. Evet. Ama duvar ünitesi 3 parçadan ibaret bir deneyi geliyor. Evet. Sağ ve sol parça ayrı, orta parça ayrı. Tabii duvarı genişse bu şekilde oluyor. Duvar geniş değilse bir biliyor iptal ediyor. Aynen. Ama komple ceviz bir ağaç. Evet sevgili dostlarım, Sural Mobilya Facebook'tan seyredebilirsiniz aynı zamanda. Web sitemiz var. Suralmobilya.com'dan yine Sural Mobilya'ya ne yapabilirsiniz? Aynı zamanda takip edebilirsiniz. Sural Mobilya'yı bir gösterelim bakalım sevgili dostum. Şöyle mobilyalarımızı bir görsünler bakalım. Evet neler varmış Sural Mobilya'da? Şöyle gösterelim. Evet. Sural Mobilya'nın yatak odası, koltuk takımı, aynı zamanda ve yemek takımlarını görüyorsunuz. Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi bu akşam sevgili dostumuz Mustafa Sural'ın destekleriyle programımız aynı zamanda tanıtımımız oldu. Tabii ki yine restora, Konsept, Ufuk Yaral, Hakan Nari, Nisanur Nari, Dekorat, Muharrem Alginer,
Engin, Alginar, Okan, Karataş, Fatih, Adam Liman. Yine Mazzini Mobilya, Cengiz Ter, Celal Ter, İn Moda sahibi Talha Timurhan, Mobilium AVM Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda ve Emre Koçan'a da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yine Lake, Suat Kurşun, Berak Karabulut, Alaaddin Sav, Mehmet Barış, yine Razgat Mobilya, Cüneyt Öz Razgat, İhsan Işında ve ismini yine şu anda okuyamadım. Sevgili dostumuz diyelim. Evet sevgili dostlarım, ben aynı zamanda bir hediyem olacak. Tabii ki bu akşamın getir bakalım sevgili asistanım, kameraman asistanım aynı zamanda. Şöyle gel bakalım görsünler seni. Evet, biz Sural Mobilya'nın aynı zamanda bize katkılarından dolayı ben kendilerine plaket ikram ediyorum. Şöyle gösterelim. Sevgili Mustafa Sural'a ve çalışanlarına da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Sevgili abicim, bu plaketimiz bize göstermiş olduğun katkılardan dolayı kalktığınız İnegöl'den geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Batı Karadeniz şivesiyle stand-up show programında oldunuz. Kaşgar Televizyonu'nda oldunuz. Kaşgar Televizyon'a onur verdiniz, şeref verdiniz. İnşallah yine o bölgedeki büyük firmalarımızı Kaşgar Televizyonu'ndan en güzel bir şekilde buradan tanıtma fırsatını bulacağız. Sizlerin sayesinde sevgili dostum ve bize bu imkanı sunan Osman Deli Hasan Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı sunarak diğer aynı zamanda VTR'lerimizi girerek bu akşam bu akşam bu kadar güzel bir büyük bir firmayı tanıttık. Sural Mobilya'yı tanıttık. Mustafa Sural'ı tanıttık ve ben buradan bütün aynı zamanda müşterilerine ve İnegöl'e selamlarımı gönderiyorum ve bir iki kelime de Bahtiyar abi yapsın bakalım. Ben Kaşgar Televizyonu ailesini, yanında emeği geçenlerine hepsini teşekkür ediyorum. Buradan da sevgili eşim Nesin Okuş Hanımefendi'yi, oğlum Ali Okuş, gelinim Nebiye Devrin Okuş, evet. Sevgili kızım Zeynep Okuş Yılmaz Efe, sevgili damadım Serhan Yılmaz'a buradan bol bol selam söylüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepsini öpüyorum. Eyvallah. Sağ olsunlar, var olsunlar. BTR'lerimizi girelim bakalım. Kalmadı mı? Bitti mi? Tamam. Evet, ben buradan bütün mobilya sektöründe çalışan ve o bölgede 3-4 ay boyunca inanılmaz güzel profesyonel çalışmalarımız olacak ve Kaşgar Televizyonu'nda bu çalışmalarımızı ve Türkiye'nin aynı zamanda mobilya sektöründe bir ivme yaratmış, kendilerini bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye isim olan, marka olan mobilya sektörünü buradan tanıtma fırsatını bulacağız. Ben buradan bütün firma sahiplerine helal satışlar aynı zamanda temenni ediyorum. Ve kazançları bol olsun inşallah. Ve geleceğiz. Sizlerin en güzel bir şekilde gördüğünüz gibi bu akşam Sural Mobilya'yı tanıttık. Ve Sural Mobilya'ya biz buradan hayırlı satışlar diliyoruz. Allah bol kazançlar versin. Rabbim sağlık, afiyet versin. Müşterilerine de buradan bol bol selamlarımızı sunalım. Ve Sural Mobilya'yı da ne yapsınlar? İhmal etmesinler. Alışverişlerini Sural Mobilya'dan yine yapsınlar diyoruz. Sural Mobilya, Mobilium AVM 14 numarada inşallah evinizdeki mobilyalarınızı atay, Sural Mobilya ile değiştirin diyoruz. Ve buradan bütün Türkiye'me, bütün Karadeniz'e ve bütün hemşehrilerime en güzel sevgilerimi, saygılarımı
ve selamlarımı sunarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Kalın sağlıcakla inşallah.